Uzun soru sorayım. Sor lütfen. Ceyhun Bey, saat 14'te toplantı başladı. Biz de saatlerdir toplantıdan çıkacak sonucu bekliyoruz. Yerli yabancı birçok teknik isim gündeme gelmiştir diye tahmin ediyoruz. Evet. Nedir son durum? Önder Hoca ile anladığımız kadarıyla yola devam edilecek. Doğru. Evet, dediğiniz gibi uzun bir toplantı oldu. Bütün yöneticilerin görüşleri, başkanımızın yorumları. Akabinde birkaç tane daha isim gündeme geldi. Bunlarla alakalı daha da detaylı bir çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üzerinde yaptığımız çalışmalar bitene kadar da Önder hocamızla, ki dün de çok güzel bir galibiyet aldık. Kendisi de müthiş bir liderlik yaptı zaten. Kendisiyle yola devam etmeye şimdilik karar aldık. Yarın öbür gün bu isimlerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar sonlanınca tekrardan kararımızı gözden geçireceğiz. Derbi ile alakalı bir şey söyleyebiliyor musunuz? Fenerbahçe derbisinde Önder Karaveli takımın başında olacak mı? Bununla ilgili net bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Bu çalışmaların ne zaman biteceği ile alakalı. Bir iki gün içerisinde daha net bir bilgiyi verme şansımız var. Şu anda %50-50 diyebilirim. Ceyhun Bey, Şenol Hoca'nın ismi geçti mi toplantıda? Tabii, birçok değerli hocamız var. Şenol Hoca da bunlardan bir tanesi. Yerli birçok hocamızın ismi, ki zaten basında da görmüş olduğunuz isimler, hepsi değerlendirildi. Hepsiyle ilgili yorumlar var. Ama bütün bu çalışmalar için birkaç gün daha ihtiyacımız yeni olacak. Yeni isimler gündeme geldi mi acaba efendim? Yerli yabancı geldi. Doğru. Basına çıkmayan bir isim var basına mı? Basına çıkmayan isimler var. Onları şimdi açıklamayayım ama birkaç kişi daha var. Yerli de var, yabancı da var. Peki yabancıya mı, yerliye mi daha yakınsınız? Ya inanın o isimle ilgili kararla alakalı. Yani çok da fazla şu anda yerli ya da yabancı olsundan ziyade isimler üzerine yoğunlaşarak bu kararı verme niyetimiz var. O yüzden şu anda yerli ya da yabancı olacak demem çok da mümkün değil. Toplantı esnasında herhangi bir teknik adamla resmi bir görüşmeniz oldu mu Ceyhun Bey? Toplantı esnasında toplantısında yok. Tabii ki öyle bir şey oldu mu? Tabii ki olmadı. Tabii peki ki olmadı. Yerli isimler için Beşiktaş'ın içinden gelen birisi olsun diye bir görüş var mı? Kesinlikle hayır. Yani tabii ki o, yani Beşiktaş'ın içinden çıkan çok değerli hocalar var ama illa öyle olsun diye bir şey yok. Beşiktaş'ta hiç oynamamış tabii çok değerli hocalarımız var. Onlardan da bir tanesi olabilir. Sizin öngörünüz nedir? Sizce tarih verebiliyor musunuz şu tarihe kadar? Yani bu hafta içerisinde tabii ki adını koymak istiyoruz. Olabildiğince hızlı ama net bir şekilde hani şu güne kadar olur demek çok da yanlış yönlendirmek olur bence. Çalışmaları sağlıklı yapmak bana göre şu anda en yapılması gereken şey. Sonuçta hata yapmak istemiyoruz. Doğru bir karar verme niyetindeyiz. Bununla alakalı da çalışmalarımız dediğim gibi olabildiğince en hızlı şekilde bitireceğiz diyeyim. İnşallah birkaç gün içerisinde nihai haline getiririz. Birkaç gündür Pinheiro ismi Portekiz Türk'ten. O da gündemde. Doğru. Halen gündemde olması sıcaklığını koruyor mudur acaba? Tabii ki sıcaklığını koruyor. Onu da değerlendiriyoruz. Derinlemesine artıları, eksileri nedir, ne değildir. Sadece Pinheiro değil. Birçok yabancı ve Türk isim de var. Hepsiyle ilgili detaylı değerlendirme yapıyoruz. Kamuoyunda bugün bitecek gibi bir algı da vardı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Fakat toplantı uzun sürdü. Bunun sebebi nedir? Yani bütün dolaylı şekilde bütün bu isimleri değerlendirmek için ve herkesin de bütün yönetim kurulu üyelerinin de görüşlerini almak başkanımız için de bizler için de çok önemliydi, değerliydi. Dolayısıyla bu yüzden biraz uzun sürdü. Herkes kendi görüşlerini anlattı. Ben de profesyonel olarak kendi görüşlerimi aktardım. Başkanımız aynı şekilde yorumlarını yaptı. Dolayısıyla bugün evet beklenti vardı doğru ama yani çok da acelemiz yok o anlamda. Herhangi bir şekilde hata yapmak istemiyoruz. Harika bir liderimiz var şu anda gördünüz. Yani dün de camia tarafından da tamamen bağıra basılan, ki bizim zaten hiçbir şüphemiz yoktu. Çok iyi tanışıyoruz, mesai harcıyoruz kendisiyle. Sağ olsun buradan sizin nezdinizde tekrardan teşekkür ediyorum Önder hocamıza. Zaten kendisiyle mutluyuz. Dediğim gibi herhangi bir hata yapmamak adına çok inceleyip sık dokuyoruz. O yüzden uzun süre. Listeyi kaça indirdiniz Ceyhun Bey? Yani bilmediğimiz isimler olduğu listeyi için kaça çıkardınız diye sorsanız daha doğru olabilir. Kaça çıkarttınız? Ya var yani 7-8 tane adayımız var. Yerli ve yabancı toplamda var. Farke ile Bilic ismi çıktı. Onları kapattık diyebilir miyiz? Farke'yi kapattık diyebiliriz şu anda. Farke evet adaylarımızdan bir tanesiydi, bunu saklamayayım hiç. Ama anlaşamadık kendisiyle. O yüzden Farke defterini kapattık. Bilic. Bilic hala adaylardan bir tanesi diyebilirim. Evet, kesildiniz mi? Evet. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.